Hoş geldiniz ahbaplarım. Ben Serdar. Bu kameramanımız Osman. Bu da yolculuk boyunca bize eşlik edecek, bizim güvenliğimizi sağlayacak olan bir herif. Preston Garvey adında bir herif. Yerli bir herif. Yerel bir güvenlik görevlisi diyeyim artık. Şu özel üretilmiş zırhımıza gireceğiz. Bizi paranormal varlıklardan koruyacak zırhımıza gireceğiz. Osman tabii o zırha girecek çünkü kamera zırha monte edilmiş durumda ve Osman kullanabiliyor bir tek. Şu gördüğünüz kocaman eski meski akıl hastanesine gireceğiz. İçeride türlü türlü şeylerin yaşandığı söyleniyor. İçeride çok korkunç varlıkların dolandığı söyleniyor. İçeride kötü şeylerin hissedildiği söyleniyor. Ben de tabii Gizem Avcısı Serdar olarak bunun peşinden gidiyorum. Şimdi bizim bir rehberimiz var. Şu gördüğünüz herif değil. Bu gördüğünüz herif sadece güvenliğimizi sağlıyor. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Güvenlik lazımdı. İçeride bir rehberimiz var. Bilimle, teknikle uğraşan bir insan kendisi. O yüzden hem aynı zamanda da bu hastanenin personellerinden birisi. Hem hastane hakkında bize bilgi verecek, hem de karşılaştığımız paranormal fenomenlerle ilgili açıklamalar getirmeye çalışacak. Haydi çok vakit kaybetmeden içeri girelim. O neydi? Bir şey duydum. O neydi? Bir şey duydum. Ah, bu kar sisli, bu sisli, puslu, tekinsiz, sinsi gecede artık canımızı nasıl tehlikeye atacağız? Atom bizi korusun. Atomun ışığına sığınıyoruz bu tehlikeli yere giderken. Radyoaktivitenin kutsallığından bize de ver bir iki parça. Radyoaktiviteyi bize de bahşet. İçerideki radyoaktif, diğer radyoaktif varlıkların, radyoaktiflerin, radyoaktif, bizi radyoaktiflerden koru. Evet, içeride gördüğünüz gibi ölmüş birileri var içeride. Bir şeyler olmuş. Sesler duyuyorum. Paranormal varlıkların seslerini duyuyorum arkadaşlar. Bak o da duydu bunları. Solak buranın şey yaptığı bir varlık olmalı. Paranormal varlık olmalı. Şeyimizin, rehberimizin ismi Jack Cabot ve onun rehberliğinde gezeceğiz buraları. Evet, pardon, bazı varlıkları rahatsız ettik şu an. Çok geriliyorum ben. Etrafta bir şeyler bulmaya çalışıyorum, bize bilgi verecek. Okey, hayır. Bu ne? Tinerciler gelmiş buraya. Okey. Karşımızda öfkeli bir yağmacı var. Hep evsizler, tinerciler falan musallat olmuş buraya. Hallet Preston, sen beni korumamsın. Preston, hallet şunları. Kötü şeyler oluyor, görüyorsunuz siz de. Evet, hep çakılarla, cep çakılarıyla üzerimize geliyorlar işte. Ben birazcık radyoaktif bir şey var mı bakacağım. Biraz atomun ışıltısından ben de alabilir miyim acaba diye. Evet. Radyoaktifi görüyorum. Bakın şurada kırmızıyla radyoaktif görünüyor. Harika. Ben biraz radyoaktif aldım. Çok iyi. Biraz da buradan alayım. Bir de buradan alayım. Süper. Şu an iyice şey olduk. Sizin gücünüzle ben de kuşandım. Ey paranormal varlıklar. Oo, burada memnun iyiymiş. Okey, rehberimiz yaralandı. Rehberimizden kan çıkıyor şu an. Kötü şeyler oluyor şu an. Çok kötü şeyler oluyor. Sen kimsin? Oo. Bu ne? Hayalet mi bu? Şeytan mı? Ne bu? Şeytani bir makineymiş. Çok var Jack, çok. Burası çok tekinsiz bir yer. Korktum Preston, çok korktum. Öyle hareketler yapma Preston. Beni korkutuyorsun. Şu an korkmamamız lazım.
Tamam arkadaşlar, kendime birazcık daha hakim oldum. Şu an iyiyim ama şu an çok geriliyorum. Ben burayı bilmiyorum. Burası bir akıl hastanesi ve yaklaşık 300-400 yıldır işlemeye çalışıyor. İçeride çok kötü olaylar olmuş. İçeride çok kötü insanlar da var. Şu gördüğümüz varlıklar dışında çok kötü insanlar da var. Hey! Yani buraya bu akıl hastanesine yatırılan çok kötü varlıklar var ve bunlarla nasıl baş edeceğimizi bilmiyorum ve şu an üzerime bir ağırlık çöktü. Şu an bana başka bir varlık mı çöktü acaba? Çok merak ediyorum. Preston daha fazla taşıyamıyormuş ama iyi durumdayız zaten şu an. Sıkıntı değil. Jack, neler oluyor burada Jack? Aa, burayı bir açayım bakayım. Burada kilitli bir kapı var. Acaba bu kapının arkası nasıl gizemler şey oluyor? Evet, burayı bulmak bayağı Boston'da dolaştık. Çok aradık burayı. Çok akıl hastanesini çok aradık. Çok gergin anlarda yaşadık ararken. Gerçekten gergin anlarda yaşadık ama ya. Şaka bir ya. Evet. Ama iyi ki hazırlıklı geldim bu hastaneye gidiyorken. Metalden zırhlar giyip yanıma 3-4 tane silah aldım. Ateşli silah aldım çünkü belli olmaz yani nelerle karşılaşacağınız. Siz de terk edilmiş bir akıl hastanesine gidiyorsanız yanınıza silah alın. Yanınıza lütfen silah almayın. Evet, rehberimiz önden ilerliyor. Rehberimiz çok cesur gerçekten. Burada çeşitli hastaların yattığı söyleniyor. Bir tane küçük çocuktan söz ediliyor. Kandan, vahşetten başka bir şey düşünemeyen küçük katil bir çocuktan söz ediliyor. Katil çocuğu... Of, çok korktum ya! Şu ne ya? Bu manken ne ya? Çok korktum ya! Oo, yuva! Radyoaktifler! Aman tanrım, kaçmamız lazım buradan! Preston, radyoaktifler onlar! Bir dürtsek mi acaba artık? Gel Preston, gel! Korkuyorum ama araştırmamız lazım. Söz verdim izleyicilerime. Gel Preston. Radyoaktifleri görmemeli. Lan radyoaktifler harekete geçti. Radyoaktifleri vur. Radyoaktifleri vurduk. Bir tane daha var. Parlayan hamam böcekleri. Parlayan böcekler bunlar. Aman tanrım çok korkuyorum. Radyoaktif, evet. Dedim size bu radyoaktif diye. Nükleer malzemeyi alırım ama. Nükleer malzeme çıktı Preston. Hadi gidelim Preston. Hadi Jack, sana güveniyoruz. Devam et. Jack'i soymak istemiyorum. Jack, devam et Jack. Evet, gittikçe derinliklere dalıyoruz gördüğünüz gibi. İşler kızışacak, işler daha da kötü hale gelecek. Acaba artık kimin mezarına geliyoruz? Kimlerin şeylerine denk düşüyoruz? Hiç bilemiyorum. Hiç bilemiyorum. Ya hemen içeri dalma, çok korkuyorum. Bu boğacık alırım. Aa, canlı birisi var içeride. Bir tanığımız var. Radyoaktifleri görmüş birisi var. Edward adlı birisi. Başka bir koruma daha. Başka bir personel daha. Daha hasar görmüş bu da. Aman tanrım, neler oluyor burada. Aman tanrım. Artık değerli atom. Aman tanrım, başka bir radyoaktif, yine paranormal olaylar oluyor. Neler oluyor burada? Değerli atom, koru beni. Evet, değerli Jack Cabot'ımız, rehberimiz de kendi açısından bazı açıklamalar getirmeye çalışıyor bu olaylara. Yani şu açıklanamaz bir olay. Wow. Radyoaktif kayboldu ortadan. Ara sıra kendini gösteriyor ama. Ne yapıyorsun? Radyoaktif. İşte radyoaktifler böyle. Hey, selam. Neler oluyor? Cevap istiyorum ben. Neler olduğunu anlatacaksın bana. I suppose it's time you knew. It's hard to overstate exactly how dangerous the artifact has made Lorenzo. Lorenzo kim? Başka bir radyoaktif mi? Aa evet, yine vahşi birisi. An unusual resistance to most kinds of physical damage. Paranormal. Also commands a kind of local telekinesis. Telekinesi. Wow, radyoaktif paranormal. Wow. We need to get to the basement before these intruders find a way. Ulaşırız. Follow me. Be careful, Jack. Dikkatli oluruz. Senin şapkan çok güzel çünkü. Bu ne? Bu da bir radyoaktif. Aman tanrım, başka bir radyoaktif. Wow, radyoaktif. Alalım. Wow. Bu ne? Ofis terimleri. Bu neymiş bakalım. Hasta kayıtları.
Lorenzo Cabot. Doğum tarihi 28 Mart 1835. Kabul tarihi 11 Haziran 1898. Yani bu çekimi yaptığımız günden 6 gün sonra olmuş 1898 yılında. Tedavi süresi sonsuz. Wow! Saç radyoaktif, saç paranormal. Hasta maksimum güvenlik tesisine süresiz hapsi için isteği dışında alındı. Tedavi direkt olarak müfettiş Cabot'ın gözetimindedir. Müfettiş Cabot'ın belli ziyaretleri dışında hasta ile herhangi bir temasa izin verilmemektedir. Biz bu radyoaktifi ziyaret edeceğiz sanırım biraz sonra. Bakalım diğer hastalar ne yapıyormuş. Aniela Stavsky. Evet, 15 Nisan... Ha, 20 yaşında kapatılmış bak tam olarak. Tedavi süresine daha karar verilmemiş. Yine izolasyonda. Hasta Parsons'ı yatmaya kendi rızasıyla kabul etti. Hastanın hiç ziyaretçisi olmadı, bilinen bir akrabası yok. Hasta herhangi bir suç işlememiş ya da sizce şiddet eğilimi göstermemiş. Ancak danışmanlık sırasında ortaya çıkan ayrıntılar... Mass Bay Üniversitesi'ndeki 4 kız öğrencinin zehirle ölümüyle alakalı. Tedavi sanat terapisi sonuçlar üzücü. Başka bir katil daha. 4 tane genç kızın ölümünden sorumlu cani bir katil daha. Robert Bobby Smith. Hasta Massachusetts Çocuk Hizmetleri Dairesi tarafından müfettiş Cabot'ın velayetine geri gönderildi. Hastanın ailesi yöre sakini ziyareti reddediyor. Hastanın ailesi gelmiyor, çocuğu ailesi ziyaret etmiyor. İyi ki suçunu kabul ediyor. Birden fazla cinayet, bıçaklama. Tedavi müzik terapisi. D minör'den Bach'ın Toccata ve ismini okuyamadığım bir takım diğer radyoaktifleri neredeyse sürekli olan kahkahasını durdurduğu bilinen tek parçadır. Cherise Fano, karantina koğuşu. 5 Mart 2032'de doğmuş, 8 Mart 2076'da buraya atılmış. Hasta iyi davranış sergilediği sürece kendi kıyafetini giymesine siyah deri izin verildi. Hasta sık sık yanlış anlaşılan sapıklık belirtileri gösteriyor. Eş ziyaretleri yakınları tarafından onaylandı. Müfettiş Cabot'a devam eden tedavinin ayrılmaz bir parçası olarak ziyarete geleceklerini söylediler. Tedavi düşünce psikoterapisi. Şok terapisi. Wow. Bunu anlamayan varsa parafilya denen bir hastalık bu. Ya isterseniz araştırın ama sonuçları ne kadar beğenirsiniz bilmiyorum. Rahatsız edici olabilir yani. Night War, gece savaşçısı. Gerçek ismi bilinmiyor, doğum tarihi bilinmiyor. 4 Haziran 2074'te kapatılmış. Tedavi süresi sonradan belirlenecek, yine karantina koğuşunda. Hasta gerçek ismini paylaşmak istemiyor, bunun gizli kimlik olduğunu söylüyor. Hasta kendini süper kahraman sanıyor. Abartılı adalet duyusuna sahip. Ama adalet duyusuna sahip, bu Osman'ın çok hoşuna gitti. Diğer hastalarla kavga etmemesi için izolasyon gerekiyor. Tedavi, gerçeklik terapisi, geniş danışmanlık. Wow. Evet, böylece buradaki söylentileri de doğrulamış olduk. Bin bir türlü cani, aklını kaçırmış bir sürü anlaşılamaz insan buraya yatırılmış, burada bir şekilde tedavi görmüş. Hadi Jack, gidelim. Seni takip ediyoruz kaptan. Seni takip ediyoruz Daily Rap. Oh, burası çok tehlikeli bir yere benziyor. Evet, gerçekten tehlikeli. Şurada bir şey var. Bu ne? Öfkeli ya amacı. Evet, da burada daha fazla tinerci, daha fazla serseri haydut burayı şey yapmış. Evet, ortam gergin. Ortam çok gergin şu an. Çok farklı şeyler oluyor. Saldırı altındayız. Of, 4 farklı yerden saldırı altındayız. Rehberimiz kenara çekilmiş durumda. Çünkü sanırım bizim kadar savaşmayı bilmiyor. Ben şöyle bir şey atacağım oraya. Dikkatlerini çekmek için. Şöyle bir tane daha atacağım çünkü. Sen öl lütfen. Saldırı altındayız. Şu an 4-1 yandan saldırı altındayız. Harika. Sarım. Kaç kaç kaç. Bomba atıldı. Okey. Kaçtık. Sonunda kaçmayı başardık. Hayır. Kaç. Okey. Bu şekilde halledebiliriz. Özel savunma sistemlerim sayesinde.
Okay. Sanırım, kazandık. Sanırım düşmanlarımızı, bu kötü ruhları, burada radyoaktifleri def ettik. Atomun ışıltısı beni radyoaktiflerden koru. Senin ışıltını bu kirlenmiş mekana getiriyorum. Artık nötronlar, protonlar bilir. Buraya nasıl bir hasta oturdu? Burada oturan hastaya ne oldu? Ah bakın, bakın. Radyoaktiflerin kafası. Korkunç bir yer, Burada karanlık bir delik var. Ben yoluma devam etmeden önce el ferimi şuraya bir şey yaparak burayı bir şey yapmak istiyorum. Bir bakmak istiyorum neler var. Giysi alırım. Bu giysiler hep buradaki manyaklar tarafından giyilip buraya yatırılan akli dengesi bozuk radyoaktifler tarafından giyildi. O yüzden onları da yanıma aldım. Çünkü değerli kanıt. Bunların hepsini lütfen videoyu baştan sona kadar izleyin ve olayları aydınlatmamıza yardımcı da olun. Çünkü benim aydınlatamadığım bazı olaylar oluyor. Bu ne? Kilit açmayı kolaylaştırır. Okey, bu satılırmış bu. Ben bunu alırım ha. Bu iyi satılır. Evet, böylece tabii araştırmalarımızın kaynaklarını sağlıyoruz. O yüzden teşekkür ediyoruz size destekleriniz için de. Evet, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz dedi rehberimiz. Rehberimiz bizi uyarıyor yine. Çok teşekkürler. O olmadan çok ilerleyemezdik. O yüzden solakla karşılaşacağız daha. Solak denen radyoaktifle karşılaşacağız. Şu an çok karışık hisler içerisindeyim. Şu an hem meraklıyım ama aynı zamanda çok korkuyorum ama sanırım meraklıyım daha çok çünkü devam ediyorum yılıma. Sizlerin de böyle incelememi istediğiniz yerler varsa, araştırmamı istediğiniz, ismini anmadığımız radyoaktifler varsa lütfen söyleyin. Bambaşka bir yere geldik. Kemik testleri diyor. Atom aşkına nerelere geldik biz? Radyoaktifler bizi fark etti. Radyoaktifleri biraz olsun şey yaptık ama başka radyoaktifler de var. Evet, rehberimiz düştü. Rehberimizi düşürdüler. Radyoaktifler rehberimizi düşürdü. Ne geliştirdim ya? Bunu yapamıyorum. Ha, karizma. Dur. Bunun için geldik zaten buraya en başta. Doğal önder. Çünkü Osman zaten doğal önder. Sonraki seviye için 14 gerekiyor. Onu da aldığımız zaman rahat şey yapabileceğiz. Evet, yine radyoaktiflerin kullandığı tekerlekli sandalyeleri görmektesiniz. Bir zamanlar burada bu tekerlekli sandalyeleri kullanan radyoaktifler artık bu mekanın getirdiği mutasyonla bambaşka bir hal aldılar ve yürüyebiliyorlar. Bazıları uçuyor diyebiliyoruz, bazıları da yüzüyor diyebiliyoruz. Wow, bu nasıl bir... Wow, bir şeyler oluyor şu an. Wow. Hayır. Atomun ışıltısı beni korusun, buraları aydınlatsın, beni korusun. Bunu buraları da atlatacağız. Parlak deri ceket ve kot mu? Tamam, bunu da benim insanlarım giyer. F.U. Okey. Evet, oyuncaklardan, yatakların küçüklüğünden anladığımız kadarıyla... Neden burada uyuşturucular var bilmiyorum ama... Burası da çocuk radyoaktiflerin...
Atomun ışıltısı beni korusun. Radyasyondan bize de bağışla atom ışıltısı. Ionization radiation bize de bağışla onlardan falan. Onlar işte. Çocuk radyoaktifler bunlar. Daha neler neler göreceğiz. Evet, daha da derinliklere ilerliyoruz gibi. Gördüğünüz gibi gittikçe daha aşağı iniyoruz. Gittikçe radyoaktivitenin daha da merkezine iniyoruz. Atom bizi korusun. Atom bizi korusun. Rehberimiz yine önden gidiyor. Koşa koşa önden gidiyor. Beni rahat bırakın diyor. Seni rahat bırakacağız. Ey radyoaktif. Ama şey yapacağız yani, öğrenmek istiyoruz. Senin hakkında daha fazla şey bilmek istiyoruz. Seni rahatsız etmeyeceğiz. Burayı kirletmeye gelmedik. Buraya radyoaktif büyüler yapmaya gelmedik. Evet, radyoaktif var orada şu an, bir görüyorum kendisini. Radyasyonu bize de saçmaya çalışıyor. Mücadele başladı. Büyük mücadele başladı. Okey. Evet. Görüyorsunuz nasıl hareket ediyorlar. Nasıl farklı şeyler yapıyorlar. Bütün güçleriyle bizi buradan atmaya çalışıyorlar. Ama merak duygusu yenilemez. Merak duygusu o kadar kolay kolay atılamaz. Biz burayı araştıracağız ve gerçeği açığa çıkaracağız. Çünkü burada bir gerçek var. Ve o gerçek açığa çıkarılmayı bekliyor gerçekten de. Rehberimiz yine kenara sığınıyor. Sığın. Oralarda kendi şey yapıyor. Güvende hissediyor kendisini. Güzel. Güvende hissettiği sürece oralarda kalabilir. Hiç sıkıntı değil. Hiç şey değil. Benim sadece çıkışı bulmam lazım. Ben çıkışı bulamıyorum şu an. Okey, buradan bir çıkış varmış. Okey, ışığı kapatıyorum. Işığı kapatıyorum. Preston. Evet, Osman ışığı kapattı. Ben şöyle kendimi bir şey yapacağım, iyileştireceğim. Çünkü neler olacağını hiç bilmiyoruz. Biraz sonra neler olacağını hiç bilmiyoruz. Rehberimiz de bizimle birlikte gelirse çok çok iyi olur. Rehbersiz gitmek istemiyorum. Bu tarafa. Değerli rehberimiz. Hey. This place has really fallen to pieces over the years. Rehberimiz, hadi gidelim lütfen. Rehberimiz. Evet, aynen. Acele etmemiz lazım. Hadi bakalım. Evet, rehberimiz de cesaretini geri kazandı. Ki kendisine kesinlikle hak veriyorum. Çok korkutucu olaylar oluyor burada. Akıl hastanesi. Burada akıl mental stabilitesini, ruhunu yitirmiş insanlar vardı. Ve böyle insanların bu bir insan eli. Bu bir insan eli. Değerli atom. Değerli atom, bu bir insan eli. Neler göreceğiz acaba? Evet, şu an koğuşlara geldik. Şu an iyice bodrum katındayız. Yerin dibindeyiz ve hastaların bulunduğu yerlere geldik. Evet, ölüleri buluyorum. Şu an ölülerle. Ey ölü, seni rahatsız etmek istemiyoruz. Sadece gerçekleri açığa çıkarmak istiyoruz. Çünkü gerçek Bay Higgs diye denen bir bilim adamı vardı. Onun da dediği gibi en önemli otorite gerçektir. Gerçeği takip ediniz. Sonra Levi'si ile ilgili bir şey söylemişti ama onu çok anlamadım ben. Çok anlayamıyorum. Çok mantıklı gelmedi bana. Devam bakalım. Buradan devam. Wow! Postacı şapkası mı? Alırım. Wow. Burada yatağın altında radyoaktifler var yine. Yine radyoaktifler var. Göster kendine ey radyoaktif, sana zarar vermeyeceğiz. Göster kendini, zarar vermeyeceğiz sana. Radyoaktife zarar verdim. Arkadaşınıza zarar verdim ey diğer radyoaktifler. Zarar görmek istemiyorsanız dışarı çıkmayın. Radyoaktifleri tehdit etmek de yani. Merhaba. Gördüğünüz gibi radyoaktifler hep öfkeli. Onları rahatsız ettik. Onların dinlendikleri yeri rahatsız ettik ve kötü şeyler oldu. Benim korumam
Oralarda radyoaktiflerle baş ederken ben de size buradaki şeyleri anlatayım. Evet, buralarda yukarıda hikayelerini okuduğumuz akıl hastaları, katiller, manyaklar vardı. Bazılarının çok hastalıklı takıntıları vardı. Bazıları katildi, çocuk yaşta katildi. Ve o çocuk yaşta katil sadece klasik müzik dinlediği zaman şey oluyordu, tatmin oluyordu. Ve yine de burada görüyorsunuz bir beden, bir insan, bir can yatağının altında ezilmiş resmen. Çok acı çekerek ölmüş, korkunç şartlar altında ölmüş. Yatağın üzerinde de ilginç bir şekilde bir sürü ayak izi var. Buradan çıkmaya çalışan birileri olmuş, diğer taraftan buradan girmeye çalışan birileri olmuş ama o da ölmüş girmeye çalışırken. Beni şey yapma, koruma, beni bu kadar korkutma lütfen. Korkutma değilsin sen, korumasın. Evet, burada da ilginç olaylar var. Bu ne? Okey, ben sizi bilmem ama ben burada şu an bir gizem görüyorum ve... Çözülmeyi bekleyen bir bilmece görüyorum ve... Bu seri bittikten sonra bütün bunlara veya belki bitmeden önce... Bütün bunlara dalmayı dört gözle bekliyorum, onu da söyleyeyim ayrıca. Evet, burada birileri yardım istemiş çok bariz bir şekilde. Help mi yazıyor. Burada çözülmeyi bekleyen bir gizem var. Burada bir bavul var. Acaba bu kilitli bavulunu... Bu kilit nasıl sırları arkasında saklıyor? Yes. Sarı yağmurluk mu? Okey, alırım. Ha. Okey. Pompalı kıvana. Güzel. Böyle sırları saklıyormuş. Ve burada da tabii ki... diğer tarafa kaçmaya çalışan... bir hasta daha var. Acaba neye kaçmaya çalışıyordu? Acaba ne yapmaya çalışıyordu? Bunların hepsi bilinmeyen şeyler. Evet, buradaki yere girdik. Bakalım bu neymiş? Evet, burada da birisi var. Bir kadın var. Kafasını tuvalete vurarak mı ölmüş? Yoksa belki de tuvaletten bir şeyler mi içmeye çalışıyordu? Bunu bilemiyoruz. Yatağın altına saklanmış sanırım. Ve bir süre sonra yatağın altından çıkmaya çalışırken... evet, bir şekilde ölmüş. Wow. Çok ilginç olaylar. İnşallah bakalım burada ne var? Aa, burada bir delik var şeyde. Bu ne? Aa. Evet, demek ki bu akıl hastanesi sadece korkunç olaylara da şahit olmamış, sadece tekinsiz şeylere de şahit olmamış. İki tane hastayı görüyoruz. Duvarları kırmışlar. Bu tünele girmişler ve birbirlerine aşık olan iki hasta ve birbirlerini öperken ölmüşler. Ya bu demek ki aşk en imkansız yerlerde bile filizlenebiliyor. Demek ki aşk en bunu satabiliyor muyum ya? Olsun, ben bunu şeye giydiririm. Yerlere giydiririm. Demek ki aşk en zor yerlerde bile kendini gösterebiliyor. İşte aşk böyle bir şey. Ve ben onun öpücüklerini bozdum. Çünkü bu akıl hastanesinde her şey eninde sonunda bozuluyor. Masumiyet kalmıyor, aşk bitiyor. Her yer kan revan. Her yerde de bir dehşet, her yerde ayrı bir dehşet, ayrı bir hikaye. Wow. Ve yine buraya giriyoruz ve burada gördüğümüz gibi başka bir radyoaktif, yine radyoaktif oltasını kullanarak radyoaktif tuvaletten radyoaktif bir balık tutmaya çalışmış. Tuvaletten balık tutmaya çalışmış. Çok sıkılmış olmalı buradaki radyoaktif. Kapı nereye çıktı? Bu hastane hakkında, bu akıl hastanesi, bu mental asylum hakkında söylenecek söz gerçekten çok az. Bu korkutucu, creepy görüntüler insanı cidden şey yapıyor. Yani şöyle bir durumda da olabilirdim. Bu şekilde kilitlenmiş de olabilirdim. Bu insanlar tarafında, bu insan diyorum. Tövbe, atom beni bağışlasın. Böyle şeyler tarafından çevrilmiş olarak radyoaktifler harekete geçti. Kapı yap burayı, kapa. Kapa. Radyoaktivite seni alsın, radyoaktivite seni mühürlesin. Kısa enjektör tüfek, evet. Acaba insanlara neler enjekte ediyorlardı? Bunu ancak atom bilir. Sanırım şeyimiz aşağıda. Evet, rehberimiz bizden önce aşağıya inmiş. Ve aşağıda bir sürü şey yapmışlar.
aşağıdaki radyoaktifleri temizlemiş sanırım korumamız ve rehberimiz. Güzel, rehberimiz bir noktada şey almış yani. Bunu bilmek güzel. Evet, korumam beni koruyacağı gibi söylüyor. Yani daha fazla ileri gitmek istediğim emin misin? Evet, burada da insanlar, doktorlar hastaların hastalıklı zihinlerinde neler neler döndüğünü duyuyormuş, dinliyormuş ve notlarını alıyormuş. Ve atom bilir nasıl kararlara varıyormuş. O insanlar neler neler yapmaları yapılacağını falan söylüyorlarmış. Bu ne? Arıza tespit terminali. Ve vurulmuş arıza tespit terminali. Güvenlik kapısı kontrolleri. Kapıyı kapatma lütfen. İçeride ne olduğunu görmek istiyorum. Wow, içeride. Ay ay, içeride kan var. İçeride daha fazla kan var. Ve bıçak var. İçeride korkunç şeyler yaşanmış. Atom hepimizi esirgesin böyle şeylerden. Ne? Ve burada yatan insan taklidi yapan başka bir varlık görmekteyiz. Çorak topraklar gerçekten çok korkunç, çok tehlikeli ama bu akıl hastanesi hepsinden daha tehlikeli. Burayı açalım bakalım. Burada ne varmış? Resmi şapka mı? Okey. Amerikan bayrağı var, resmi şapka var ve bir de iskelet var. Demek ki burada ülkesini seven ve ona göre giyinen eden bir hasta yatıyormuş. Ben bu arada bir şeyi sizlere göstermek istiyorum baştan. Böyle mi daha iyi? Yoksa böyle mi daha iyi? Bu şapkayla birlikte alternatif olarak bu da gidebilir. Böyle karizmatik bir Osman kameramanımız da olabilir. Ben şu halime dönüyorum şu an için. Çünkü şu hale dönüyor kameramanımız. Çünkü iş kıyafeti şu an için o. Daha sonra değişebilir belki. Yine yorumlarınızı görmek istiyoruz bu konuda. Evet, burada daha fazla radyoaktif görmekteyiz. Ama sanırım biraz sonra hem soluğa göreceğiz hem de buraların en tehlikeli hastası Lorenzo Cabot'ı göreceğiz. Ki kendisi aynı zamanda bizim rehberimizin babası da oluyor. Böyle bir olay da var. Ben şu patates cipsini yiyerek daha fazla birazcık daha radyoaktif olmak istiyorum ki bu akıl hastanesinin kötü radyoaktivitesinden birazcık korunayım. Ben asansörü kapatıyorum. Korumamız Preston Garvey gelecektir. Okay, şu an artık son şeylere geldik. En tehlikeli yerlere geldik. Artık iyice tehlikeli olmaya başladı her şey. Lorenzo'yu okuyor. Lorenzo hala hayatta olan bir hasta demek ki. O kadar tehlikeli işte bu Lorenzo denen hasta. O kadar tehlikeli. Evet, uf, bu yıkık kötü tünelden geçip araştırmamıza devam ediyoruz. Değerli ahbaplarım. Evet, ilginç bir yeraltı mahzenine girdik. Bu mahzende neler neler bulacağız acaba? O kim? Kötü şeyler olmak üzereymiş. It's been a long time since I've had the pleasure of a personal visit. Father, I will stop this. My powers have grown, Jack. The artifact still has so much to teach me. Once I am free, I will be happy to teach you too. Drama yaşanıyor, drama. I can't let you out until I can remove the artifact. Let me see. Lucifer's balls. They've locked down all the security doors. I'll have to open them one by one from here while you work your way down the hallway. Quickly now. We need to shut down the containment field in order to open the door. You'd best hurry it up. My son is quite capable of stopping. Aa, adam beni durdurmaya çalışıyor. Wow. That's right. You need to shut down the containment. Hurry. Apparently, even the simplest task was beyond your capabilities. I can
Oo, solağı gördüm. Solağı gördüm. Solağı gördüm. Senin için bir sürprizim var solak. Ha 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 ha, solağa bak. Dur. Ve solak bu, evet. Solak ama neden sağ elini kullanıyor? Evet. Wow, arada kaldık. Sen çok tehlikeli bir insansın. İnsan mısın artık bilmiyorum. Özür dilerim seni. Seni hayatta bırakamam. Zeta radyasyon diyor. Bak bu da radyoaktif yine. Dramaya bak, wow. Preston bunu sevmedi. Neden? İçeri girdiğim için mi? Ay, bu da Lorenzo'nun takımıyor bir sezon olabiliyoruz. Yani rehberimizin babasının kıyafetini alarak kendisine şeyde bıraktık ama bilemeyeceğim artık. Bu ne? Dergi. Evet, gerçek buydu işte. Gerçek buydu. Gerçek bu dergide yazan şeydi. Çocuklar ve robotlar kaynaşmalı. Çocuklar ve robotlar arkadaş olmalı. Gerçek buydu. Bütün bölüm boyunca, bütün bu gece boyunca ulaşmak istediğimiz gerçek buydu. Merhaba rehber. Hey Jack. Çok teşekkürler. Ne yapabilirdi? That would only have been the beginning. His crimes back when he was free. It was only because of my family's influence that he ended up here, rather than on death row. The world now, it's a world made for monsters. Nothing could have stopped him. No, I've answered my own question. We truly had no choice. Şimdi ne? What now? I need to bury my father and shut down this place. I won't be back here again. Before you go, I couldn't have done this without your help. I think this is fair compensation. I won't be needing your services after this. Daha fazla yok mu ya? I think I deserve more than that. After saving you and your whole family. You're right, you're right. I'm a little muddled at the moment. Let me think. You know, I was so close to understanding the artifact. Now that I can study it directly, I may be able to do something useful with it. Come back and see me at Cabot House in a week or so. All my research may not have been completely in vain. Anlaşıldı. İyi o zaman, geri dönüyoruz. Hadi bakayım. Preston, senin de zırhın da iyice şu olmuş aslında ama. Bu arada yeni bir elbise aldık. Onu da sizlere göstermek isterim. Şöyle bir takım elbisemiz de var artık. Bu da diğerleri gibi artık karizma veriyor tabii ki Osman. Karizması hala hazırda yüksek ama. Yani şöyle bir kombinasyon yapabiliriz. Of yani karizmatik göründü ha. Çok böyle ağırlığı olan bir karakter gibi göründü Osman. Şöyle bir şey yapabiliriz. Yani eskisi gibi takı elbise ama bu sefer doğru düzgün bir şey şapkamız olacak. Siyah takı elbisenin üzerine. Böyle güzel bir tam bir aslında gizem avcısı bir dedektif gibi olacak. Veya önceki olduğu gibi böyle de kalabilir.
Ve evet, bu da akıl hastanesinde geçirdiğimiz bir geceydi. Çok korkunç, insanı geren gergin bir araştırmaydı benim için. Bir de unutmayacağım, hayatımda bir yara izi olarak kalacak. Bir sürü radyoaktif varlıkla kapıştık, bir sürü radyoaktif ruhla kapıştık. Atomun ışıltısı bizi korudu bütün bu süreç boyunca. Ama araştırmalarımız sonuç verdi. Hastalar hakkındaki gerçekleri öğrendik. Hastaların hangi durumda olduklarını öğrendik. Nasıl katillerin, manyakların buraya düştüğünü öğrendik. Ve en sonunda hala hayatta kalmış ölümsüz bir hastayla da kapıştık. Ve orada onu da bu şekilde aradan çıkardık. Ve gerçeğe ulaştık. Gerçek de çocuklar ve robotların birlikte olmasıymış. Birlikte vakit geçirmesiymiş. Arkadaş olmasıymış. Gerçek de böyle bir şeymiş. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir. Destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.